Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Supreme Symbiote'dan birazcık bahsedeceğiz arkadaşlar. Supreme Symbiote'un çok detaylı videosu kanalımızda zaten mevcut. Eğer unutmazsan arkadaşlar açıklama linkine de mutlaka eklerim ama genelde unuturum. Bu videomuzda Supreme Symbiote'u R3'e atıyoruz. Supreme Symbiote gerek Mystic sınıfının gerekse arkadaşlar oyunun en iyi karakterlerinden bir tanesi. Özellikle saldırı babında tek yapması gereken bu Gundy'nin bir L3 atmayı beklemek. L3 attıktan sonra gerisini kendi kendine çatır çutur hallediyor zaten arkadaşlar. Çok bomba bir karakter, onu baştan söyleyeyim. Gerekse prestiji, yine prestiji de 10.500'ün üzerinde, 10.550 civarında olabilirdi. Hatta şuna çaktırarak da bir de prestij listemi açayım. Oranda bir bakayım bu Gundy'nin prestiji kaçtı diye. Supreme Symbiote gel bakayım şöyle. Neredesin Supreme Symbiote? 22. sırada 10.542. Yani 10.500 ortalamasının üzerinde, 10.550'ye de yakın. Bendeki ustalıklar biliyorsunuz saldırı ağırlıklı arkadaşlar. Saldırı ağırlıklı olduğu için bende R3 hali bile saldırı gücü artı 2000 hasar veriyor bu Gundy'nin. Hemen şöyle bir girelim. Klasik kobay faremiz kış askerine gidelim arkadaşlar. Birazcık kış askeri tokatlayalım orada. Bir bakalım. Neyi var neyi yok bu Gundy'nin. Denerken sinerjisiz deneyeceğim arkadaşlar. Sadece kendisini alacağım. Gelsin tek başına delikanlı gibi dövüşsün diyelim. Aslında sinerji de yapılabilir. Çok da güzel sinerjileri var. Onu da baştan söyleyeyim. Hem kendisine hem de başka takım arkadaşlarına oldukça enfes sinerjileri de var bu Gundy'nin arkadaşlar. Supreme Symbiote'un 3 farklı modu var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi savunma ağırlıklı, zırhlanıyorsun. Bir tanesi güç barı kazanma ağırlıklı. Diğeri de saldırı gücü ağırlıklı. Yani hasar vermek istiyorsanız saldırı gücü ağırlıklı. Yani buradaki tabirle setin köpek dişleri. Artık set kim bilmiyorum ama köpeğin dişleri de varmış. Isırıyor galiba ısırdıkça arkadaşlar. Yani rakibe hem yüksek hasar veriyor hem kanama veriyor. Eğer setin köpek dişleri aktifken L2 atarsanız hakikaten hatta sayılır bir hasar vereceksiniz. Hem de rakibin zırhını kıracaksınız. Eğer Supreme Symbiote'la oynamak istiyorsanız mutlaka mistik ustalığı açmanız lazım arkadaşlar. Mistik ustalık açık olması lazım ki. Çünkü bolca rakibin üzerine sendeletme veriyor. Ve takviye açamayan karakterlere de, yani takviye açmadıklarında kendi güç barını hızlı dolduruyor. Şu üzerinde gördüğünüz arkadaşlar en soldaki mor işarette Supreme Symbiote'un özel saldırı 2 attığı zaman daha fazla güç barı kazanmasını sağlıyor. Yine bunları da bir yandan da göstereceğiz. Ama Supreme Symbiote'un ilk aşamada arkadaşlar şöyle bir şey yapması lazım. Biraz sakin oynaması lazım. Özellikle L3'ü doldurana kadar. Yani şöyle söyleyeyim. 16,5 saniye diyor. Mesela %16,5 diyor. İşte toplama 18-19 saniyede arkadaşlar bir güç barı dolduruyorsunuz. Ortalama 18-19 ikisinden biri olması lazım. Bir güç barı dolduruyorsunuz. Yani 3 güç barı doldurduğunuzda olay değişiyor. Şu anda setin köpek dişleri aktif arkadaşlar. Aslında L2 atıp da zırhını da kırabiliriz ama ben bir L3 atmak istiyorum. L3 attığınız zaman arkadaşlar bütün etkiler aktif hale geliyor. Ayrıca üzerinizde ne varsa artı bir daha ondan. Yani şu L3'ü setin köpek dişleri aktif haldeyken atarsanız çift saldırı gücünüzü 2 katı daha fazla arttıracak. Yani çift hiddet vermiş olacak arkadaşlar. Hemen L3'ü attım. Gördüğünüz gibi sinsilik, gölge ve köpek dişlerini aynı anda açtı. İşte sinsilikten 2 tane birden açtı. Yani bu esnada bir L2 atsanız çatır çutur güç barı fullleyeceksiniz. Şu anda 3K vurmaya başladı. Dediğim gibi saldırı gücü 2K'ydı. Şu anda %50 fazladan vuruyor. Ki bunu birazdan 2 katına çıkartacak arkadaşlar. Onu da birazdan inşallah göreceğiz. Çift, yani çift setin köpek dişleri açtığımız zaman ve aynı zamanda vurdukça da hunharca kanama hasarı verecek arkadaşlar bizim Gundy'miz. Yani Supreme Symbiote saldırı babında gerçekten çok leziz. Hem saldırıyor, yüksek hasar veriyor. Hem rakibe kanama veriyor. Bu arada üzerinde setin köpek dişleri aktif arkadaşlar. Bir L3 daha atıyorum. Bak şimdi neler yapacak. Kanama hasarları. Üzerinde biriktirdiği kanamalar da çok fazla oluyor. Gördüğünüz gibi çift hiddette basmış durumdayım. Her bir kanama ortalama 240-240 gösteriyor ve 4200'ler gelmeye başladı. Yani 2 katından da fazla hasar vermeye başladı. İşte bu esnada, yani çift setin köpek dişi aktifken L2 basarsanız rakibin içinden geçer dışından çıkarsınız. Gördüğünüz
gördüğünüz gibi bolca daha bir rakibin üzerine sendeletme veriyor. Hem de pasif olması ayrı bir güzel. Yani aktiften ziyade pasif yapması bunu Gundy'nin. Arkadaşlar L2 hattında gördüğünüz üzere güç barı çalıyor. Yani sinsilik aktifken, o mor işaret aktifken at denizde güç barında oldukça hızlı çalışıyorsunuz. Yani o aktifken haberi L2 atın, attıkça da olacak. Dediğim gibi mistik ustalık çok lazım bu karaktere. Aynı zamanda mistik takviye de kullanırsanız L3 atarsınız, arkasında bir L3 daha. Onun arkasında bir L3 daha. Paso L3 atarsınız yani. L3 atı rakibi gıdıklarsınız. Öyle de bir hal alır artık oyun. Saldırı babında çok güçlü ama arkadaşlar defansif babında o kadar sıkıntılı bir karakter. Bir kere hiçbir şeye karşı bağışıklığı yok. Onun dışında oldukça kırılgan. Yani ittifak savaşlarında defansa attığınızda biliyorsunuz güç barı çok yavaş dolduğu için çatır çutur. Yani dövmeye bırak ağzını burnunu kırıp hastaneye götürüp getiriyorlar. Daha güç barın dolmasını bekliyorsun bu durumda. Yine güç kazanma aktif halde. Yani bu esnada yine güç barı attım diyoruz. L2 attığımda yine bir L2'im doldu. L2 atıyorsun, L2'in doluyor. Diyorum ya mistik ustalık açık olsa, aynı zamanda mistik takviye aktif olsa, şuraya bak, güç çalma, güç çalma. Daha nasıl tüy sonuncusunu yetiştiremek, zırh denk geldi o esnada. Zırh da çok etkili. Belli bir hasarın üstündekini yedirmiyor size. Yani karakter sizdeyken sıkıntı. Bir de Doktor Strange gibi sağlık çalsa var ya, tadından yenmez bu karakter. Yani o zaman durduramazsınız bunu. Setin köpek dişleri hemen aktif hale geldi. Aktif haldeki adı güzel. Hem zırhını kırıyorum hem de hatır sayılır hunharca hasarlar veriyorum arkadaşlar. Son vuruş 12K geldi. Ve bu daha henüz bir R3. Dediğim gibi sinerjisi yok, bir şey yok. Kendi halinde çıkmış durumda Gundy. Bir L2 daha atıyorum. Güç çalmalarla beraber neredeyse ikinci güç barında bu sefer doluyordu. Hemen L2 ve yine güç barı çalıyoruz. Hop, hemen zırhlanma takviyesi aktif hale geldi. Bununla özellikle şampiyon çok fazla dövülüyor arkadaşlar. Özellikle 6-2'deki şampiyona giriyorsunuz. Sonuçta durdurulamaz, açtırmıyorsunuz. Ya da açsa da fark etmez. Bir L3 atıyorsunuz. Diyorum ya işte mistik ustalık aktifse mesela şampiyon gibi. L3 atıyorsun. Adamın üstündeki bütün etkileri kapatıyorsun. Hoba bir daha L3. L2, L3, L2, L3 derken bakıyorsun şampiyon diye bir şey kalmamış piyasada. Ta ki o %10'luk muhabbetine kadar. Onun dışında karakter arkadaşlar enerji hasarı veriyor. Yani düz vuruşları fiziksel hasar değil. Enerji hasarı veriyor. Peki bu ne işe yarar? İttifak savaşlarında ruhsal diken karasu var arkadaşlar. Orada çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Oradaki hasarları yemez. Aynı zamanda L2 atlı zamanda sağlığını da doldurmuş olur. Aynı zamanda yine Korg gibi karakterlere karşı. Mesela Korg arkadaşlar nasıl fiziksel temasta bulunduğunuzda orta saldırıda size yansıtıyor. Ama Supreme Symbiont enerji hasarı verdiği için arkadaşlar yansıtmayı yemiyor. Yani rahat bir şekilde Korg'u da tokatlayabiliyor bu Gundy kardeşimiz. Hakikaten mistiklere yeni bir hava getiren karakter. Yani şöyle söyleyebilirim. Şu anda Clairvoyant, Üstün Simbiyot ve Doktor Wood. Yani bunlar mistikte hakikaten başka bir boyut diyebilirim. Sağlığımıza tabii %24 düşmesinin sebebi bendeki geri tepme arkadaşlar. Benim gibi geri tepme varsa L3 atacaksınız. Başka bir şey değil. L3 at bırak. L3 at bırak yapacaksın. En temizi o olur. Sadece altın verdi, pot vermedi Gundy diyorum. Çok az bir sağlığım kaldı. Gidelim arkadaşlar Kaptan Marvel'ı da bir deneyelim, bir yoklayalım. Bakalım ne örecek. Hiç potum yok ya, vay arkadaş, bütün potlar patates olmuş. Demek ki kullanmışız bir yerlerde. %24 sağlıkla başladım. Tabii kanama zehirden dolayı birazcık o sağlıklar azalacak. Burada bir de ekstradan sınıf bonusu kazanmış oluyorum. Sınıf bonusu da birazcık daha fazla tokatlarız. Bu sinsilik aktifken arkadaşlar her vurduğunuzda rakibin üzerine sendeletme şansı var. Sendeletme açma şansı var. Kopya özel de yine belli aralıklarla rakibe sendeletme atıyor. Yani kopyasızken bile her türlü, eğer prestij iplemiyorsanız abi, kopyasızken bile R5 kesinlikle atabileceğiniz leziz ötesi bir karakter. Leziz ötesi bir karakter. Hop, hemen setin köpek dişleri geldi. Bu ne demek? Fazladan saldırı gücü 13.74 yapıştırdı.
Güzel. Sağlığım da azdı. Çok iyi oldu. Geri tepme hasarı yedim. %13, %12'lere kaldı. Neyse gittiği kadar. Buradan alırsa da şaşırmayın yani. Ben kanamalara başladı vermeye. Çatır çutur ufak ufak. Hele bir de L3 yapıştır. Bak ondan sonra neler yapıyorum diyor. %12'lere kadar düştü sağlığımız. Ve L3'ümüz de dolmak üzere. Şu anda zırhlanma takviyesi var üzerinde. Eğer L3 atarsam zırhlanma takviyesini 2 katına çıkartacak. Diğerlerine de birer tane açacak. Hadi bakalım. L3 olsun, bizim olsun. Üzerinde bir de yükleri var bugün değil mi? Böyle 50'li 60'lı neyse. O yüklerle arkadaşlar Bugundi için oldukça önemli. Tekrardan başlıyoruz kanatmaya. Kanatmaları kes. Her bir kanatma her defasında 200 kanatıyor. 15 kanamı birimine kadar attık arkadaşlar. 15'i görmüştüm var. Ben bunu daha fazla atanları da görmüştüm. Tabi sürekli bu karakterle oynamak lazım ki artık bir ara oba yine L2 attım. Dayanamadım, tutamadım kendimi. Kaldı sağlığım %6. Yani bir karakterle ne kadar çok oynarsanız karaktere o kadar alışırsınız. Sevdiğiniz veya çok güçlü olan karakterler elinizde varsa ama ben bir türlü alışamıyorum, edemiyorum diyorsanız arkadaşlar alışacaksınız, edeceksiniz arkadaşlar. Başka çaresi yok. O yüzden sürekli oynamak lazım. Ne kadar çok oynarsanız o kadar alışırsınız. Ben şimdi Supreme Symbiote'la yani ancak arena oynuyorum. Başka bir yerde oynamıyorum. Ama çok fazla oynayan arkadaşlar tabii ki karakteri yalayıp yutuyor. Aşina ötesi bir şey oluyor. Bana sorarsanız bu karakter 10 üzerinden 8 puan eder arkadaşlar. Yani 2 puan kırmamın sebebi hem bağışıklık anlamında çok zayıf hem defansif anlamda yani çok kırılgan bir karakter. Yani bakmayın yakalansa takır tukur düşecek yani yere. Ama yakalanmadığınız sürece saldırı babında enfes bir karakter. Dediğim gibi 10 üzerinden bence 8. Siz arkadaşlar bu karaktere 10 üzerinden kaç verirsiniz? Puanınızı videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bak setin köpek dişleri de aktif. Tam L2 atmalık da işte yiyemiyor. Niye yemiyor? Çünkü sağlığım %4. Atarsam ben daha gideceğim. Öteki tarafa gideceğim sonra. Yine 15 kanamaya kadar görmüş olduk. Dediğim gibi L3 atacaksanız üzerinize setin köpek dişleri aktifken atarsanız çift köpek dişi açar. Bu da çift saldırı gücü eder. Ve bu şu anda R3. İleride R5 atar mıyım bilmiyorum. Çünkü artık 5 yıldızlarla işim çok fazla kalmadı. Doktor Doom'u da attım. Gümüş Sörfçü'yü de attım. Artık bunlar benim için prestij karakteriydi. Bundan sonra yani ancak Corvus tarzında bir karakter gelecek ki. Bir olacak ki R5 atayım yani 5 yıldızlardan. Onun dışında bilmiyorum şu anda aklımda artık 5 yıldız yok. Bir tane karakter var 5 yıldız. Onun dışında yok. Onu da zaten labirent için biliyorsunuz hangisini atmayacağım. Yani bir o var. Onun dışında şu anda aklımda hiçbir şey yok. Bu arada var ya tokatladı ha. Bak bu sağlıktan geldi aldı. Koçum benim be. Aslan parçası be. Aldı. Bundan sonra bırakmam zaten. Affetmem. Vurdu gol oldu. Temizişçilik.com. Evet arkadaşlar. Supreme Symbiote bu. Sizce 10 üzerinden kaç puan eder? Düşüncenizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.